6'yı gösteriyor. Yeni günde yeni gelişmelerle birlikteyiz. Haber turuyla güne başlarken başlıyor. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel dün gece vefat etti. 86 yaşındaki Nazmiye Demirel bir süredir hastanede Alzheimer tedavisi görüyordu. Süleyman Demirel 65 yıllık hayat arkadaşının vefatının ardından hastanedeydi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Suriyeli muhaliflere uygulanan silah ambargosunun süresini uzatma konusunda uzlaşamadı. İngiltere Dışişleri Bakanı 1 Haziran'dan itibaren muhaliflere silah yardımı yapılabilir dedi. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Suriyeli sığınmacıların kaldığı Apaydın kampına saldırı planı yapıldığını söyledi. Arınç ayrıca saldırıyı planlayanlarla CHP arasında bağlantı da kurdu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı Burdur-Ankara yolunda tırdan kurtulmak isterken başka bir araçla çarpıştı. Kılıçdaroğlu Ankara'ya koruma aracıyla döndü. Kaza anında araçta bulunan Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin kazayı NTV'ye anlattı. Birazdan güne başlarken de olacak. Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulides göreve gelmesinin ardından ilk röportajını NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayarı'ya verdi. Kasulides tarafının iyi niyet göstergesi olarak Magusa'daki Maraş bölgesini Rumlara vermesini istedi. Irak'ta Şii-Sünni gerilimi artıyor. Bağdat'ta Şii semtinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda 66 kişi hayatını kaybetti. Ali Amender Esra'yla sistem hattında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından ödül verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Başbakan'a ve Ulaştırma Bakanı'na teşekkür etti. Proje hükümetin desteği olmadan gerçekleşemezdi dedi. Azerbaycan Milli Günü Ankara'da düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Hem hükümetten hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden üst düzeyde katılımın olduğu resepsiyonda renkli görüntüler de yaşandı. Şimdi birazdan güne başlarken de olacak. Güne başlarken devam ediyor. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel dün gece tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Eşinin vefat haberini alan 65 yıllık hayat arkadaşı Süleyman Demirel de gece hastanedeydi. 65 senelik hayat arkadaşı. Allah ona cenneti mekan etsin. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir mücadele verdik ama olmadı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, eşi Nazmiye Demirel'in vefat haberini alır almaz hastaneye gitti ve çıkışta bu açıklamayı yaptı. Başkent Hastanesi'nin değerli başhekimine, Başkent Üniversitesi'nin rektörüne, tıp fakültesi dekanına ve bütün hekimlerine, bütün sağlık personeline minnet ve şükranlarımız vardır. 4,5 sene onu ayakta tuttular. Allah kendilerine razı olsun. Nazmiye Demirel'e 2005 yılında Alzheimer teşhisi kondu. 4 Aralık 2010'dan beri de Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 4 Aralık 2010 tarihinde Alzheimer hastalığı ve sıvı elektrolit bozukluğu, dengesizliği nedeniyle Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne kabul etmiştik. Akşam üzeri gelişen bir kandaki oksijen azalması ve bilharede kalp durması sonucunda tüm müdahaleler yapılmasına rağmen ne yazık ki saat 22-27 itibariyle hastamızı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisi de uzun bir süredir tedavi gören Süleyman Demirel, sağlık sorunları nedeniyle eşiyle en son 1,5-2 ay önce yüz yüze görüşmüştü. Ayakta durmakta güçlük çeken Demirel, eşini son kez gördükten sonra hastaneden ayrıldı ve birlikte yaşadıkları Güneş Sokak'taki evine geçti.
Nazmiye Demirel, Türk siyasi tarihinin öne çıkan ilk First Lady'lerinden biri oldu. Süleyman Demirel'le 12 Mart 1948'de evlenen Nazmiye Hanım, eşini iyi günde, kötü günde hiç yalnız bırakmadı. Süleyman Demirel, 12 Eylül 1980 sabahı Hamza Koy'a sürgüne gönderilirken de, 1993'te köşke çıkarken de Nazmiye Hanım hep yanındaydı. İşte Nazmiye Demirel'in hayatından satır başları. Nazmiye Demirel 1927 yılında Isparta İslamköy'de doğdu. Köylüsü Süleyman Demirel'le henüz genç bir mühendisken tanıştı. Yaklaşık 65 yıl sürecek evliliklerine ilk adımı 12 Mart 1948 tarihinde attılar. Zeki, esprili, inançlı, gelenekçi ama aynı zamanda da modern bir Anadolu kadınıydı Nazmiye Demirel. Sabah namazını kıldıktan sonra çayı demlemek, kahvaltıya asla gecelikle oturmamak, Kavaklıdere Güney Sokak'taki evin giriş katına Demirel'in çalışma mekanı olduğu için girmemek, eliyle yaptığı gül reçellerini mecliste dağıtmak. Yakından tanıyanlara göre bu özellikleri Nazmiye Hanım'ın olmazsa olmazlarıydı. Otomobil kullanmayı çok seviyordu Nazmiye Hanım. Ehliyeti olmayan eşini gezdiriyordu zaman zaman. Yine çok sevdiği sinema ve tiyatroya eşi başbakan olduktan sonra gidemez oldu. Bir röportajında eşi Süleyman Demirel'le görev icabı gittikleri seyahatlerden hiç hoşlanmadığını söylüyordu. Ancak Süleyman Demirel'i mühendislikten cumhurbaşkanlığına uzanan siyasi hayatı boyunca bir an olsun yalnız bırakmadı. 12 Eylül 1980 sabahı Demirel, Hamza Koy'a giderken yanında yine Nazmiye Hanım vardı. Eşinin 29 günlük zorunlu ikameti süresince en büyük destekçisi oldu. 1993 yılında Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Türkiye'nin 9. First Lady'si oldu. 16 Mayıs 2000'e kadar Çankaya Köşkü'ne 7 yıl süresince ev sahibeliği yaptı. 2005 yılında rahatsızlandı. Doktorların teşhisi Alzheimer'dı. Nazmiye Demirel o yıldan beri mücadele ettiği hastalığına 27 Mayıs 2013'te yenik düştü. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel'in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Çiçek mesajında sakinliği, sadeliği ve zarafetiyle hafızalarımızdaki yerini muhafaza edecek olan merhumeye Allah'tan rahmet, saygıdeğer 9. Cumhurbaşkanımız Demirel'le ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. İçişleri Bakanı Muammer Güler ise vefat haberinin ardından 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e Güneş Sokak'taki evinde kısa bir taziye ziyaretinde bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu trafikte büyük bir tehlike atlattı. Makam aracı Burdur-Ankara yolunda tırdan kurtulmak isterken başka bir araçla çarpıştı. Kılıçdaroğlu Ankara'ya koruma aracıyla döndü. O sırada araçta bulunan Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin kaza anını NTV'ye anlattı. Osmaniye'de aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Suriyeli muhaliflere uygulanan silah ambargosunun süresini uzatma konusunda uzlaşamadı. İngiliz Dışişleri Bakanı, ambargonun sona ereceği 1 Haziran'dan itibaren muhaliflere silah yardımının teknik olarak mümkün olacağını söyledi. Suriye'ye giden Fransız gazeteciler Suriye'de kimyasal silahın izlerine rastladıklarını duyurdu. Doktorlar ve Suriyeli muhaliflere konuşan gazeteciler kendilerinin de solunum sıkıntısı geçirdiğini söylüyor. Dün akşam Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında hükümet sözcüsü Bülent Arınç dikkat çekici bir açıklama yaptı. Suriyeli sığınmacıların kaldığı Apaydın kampına saldırı planı yapıldığını söyledi. Arınç ayrıca saldırıyı planlayanlarla CHP arasında bağlantı da kurdu. Ama Apaydın kampına da maalesef bir saldırı düşünülmüş ve oradaki sığınmacılara karşı bir hareket planlanmıştır. Başbakan yardımcısı planlayanların içerisinde CHP heyetini Esad'la buluşmaya götüren kişilerin olduğu da bilinmektedir. Ancak soruşturmanın gizliliği esastır. Zannediyorum bittiğinde ve yargı süreci başlandığında bu kişiler hem takma kod adlarıyla
hem de bizzat öz isimleriyle hepinizin bilgisine tekrar sunulmuş olacaktır. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bombalı saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye çıktı. Hayatını kaybeden son kişi 6 çocuk babası Mustafa Kuday. Hatay'daki bombalı saldırının 52. kurbanı Mustafa Kuday. 55 yaşındaki Kuday tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geride 6 çocuk bıraktı. Mustafa Kuday 2 hafta önceki patlamaya dükkanında yakalandı. İlk patlamanın olduğu belediye binası yakınlarındaki berber dükkanında çalışıyor. Saldırıda ağır yaralandı. Adana'daki hastaneye sevk edildi. Her geçen gün durumu daha da ağırlaştı. Suriye politikası konusunda muhalefetin hükümete yönelik eleştirileri dün de sürdü. CHP ve MHP temsilcilerinin basın toplantılarında konu bu kez Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Reyhanlı ziyaretiydi. Ankara'da siyasetin yeni polemik konusu Mehter Marşı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Manisa'da bir festivalin 10. yıl marşıyla başlamasını eleştirmesine muhalefetten tepki geldi. Şimdi CHP'nin buna hayıflanmasını anlıyorum. Çünkü onlar 27 Mayıs darbesini de bir devrim olarak görürler. 27 Mayıs darbesine bugüne kadar hiçbir CHP'linin karşı çıkmadığını çok iyi biliyor. Bu marşı ne kadar çok beğeniyorsa CHP, bir teklifim var. CHP Genel Merkezi'nden 24 saat aralıksız 10. yıl marşını çalsınlar. Veya mecliste grup toplantılarına mutlaka 10. yıl marşıyla başlasınlar. Ergenekon davasında son savunma sırası internet andıcı dosyası sanıklarında. Tutuklu sanık emekli korgeneral Mehmet Eröz son savunmasında internet andıcından hükümetin bilgisi vardı dedi. Silivri'de yapımı tamamlanan adliye binasında da ilk duruşma yapıldı. KCK'na davasının sanıkları yeni salonda hakim karşısına çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri personel yapısında köklü değişikliğe gidiyor. Rütbe bekleme süreleri kısalıyor. Yabancılara subaylık imkanı sunuluyor. İşte reform niteliğindeki taslağın ayrıntıları. Sırnak'ta 2 yıl önce komutanın ikna edip teslim aldığı 2 PKK'lıya müebbet hapis cezası verildi. 2 sanık Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için şartlar öne sürdüğü iddialarına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'den yanıt geldi. Tekin, CHP yakıtı bitenin ikmal yapacağı bir istasyon değil dedi. Ali Amender Esra'yla sistem hattı ödül aldı. Ödül Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Başbakan'a ve Ulaştırma Bakanı'na teşekkür etti. Trafik İstanbul'un en önemli sorunlarından biri. Raylı sistemlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Ancak uzmanlara göre sorunun çözümü için mevcut raylı sistemlerin en az 5 kat artırılması, deniz ulaşımının da geliştirilmesi gerekiyor. Türk-Alman İş Konseyi ile Alman Sanayiciler Konfederasyonu Berlin'de bir araya geldi. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Doğuş Otomotiv Genel Müdürü Ali Bilaloğlu'nun da aralarında olduğu Türk iş adamları Alman sanayicilerle iş fırsatlarını masaya yatırdı. Türkiye'nin genetik haritası çıkarılıyor. Haberi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün verdi. Ergün, en az 3 hastalıkla genetik yapı arasındaki doğrudan ilişkinin tespit edildiğini söyledi. Kısa bir ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından spordan gelişmelerle güne başlarken devam ediyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Şike davasında Aziz Yıldırım'ın ceza aldığını, Fenerbahçe'nin de alacağını iddia etti. 3 Temmuz sürecindeki açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirten Aysal, Fenerbahçe'yi bitirin demediğini, aksine Galatasaray'ın sarı lacivertli takıma ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Galatasaray Başkanı transferler ve sarı kırmızılıların hedefleri konusunda da açıklamalar yaptı. Adnan Öztürk kararını verdi. Öztürk 22 Haziran'daki seçimde Galatasaray Başkanlığı'na aday olmadığını açıkladı. Galatasaray'da ekonomi cephesine bakacağız şimdi de. Borsa İstanbul yeni haftaya satıcılı başladı. Endeks seyrini sürdürdü. Rakamlar böyleydi. Kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında yayınımıza devam edeceğiz. Emek sinemasının yıkılmasını protesto eden bir grup Beyoğlu Belediyesi önünde
eylem yaptı. Eylemcilerle polis arasında darbede çıktı. İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümü kutlamaları için Haliç'te prova yapıldı. Dün akşam Haliç sahilinde kurulan 600 metrekarelik dev ekran test edildi. Fetihle ilgili film, canlandırma ve animasyonlar sorunsuz bir şekilde ekrana yansıtıldı. Sahildeki ışıklandırma sistemleri de gözden geçirildi. Kutlamalarda 117 noktadan ışık ve lazer yansıtılacak. Su altından da 220 aydınlatma led ışığı sahili aydınlatacak. Ve binlerce havai fişeğin fırlatılacağı Haliç sahilinde mehter takımı da konser verecek. Kısa bir ara vereceğiz ama öncesinde trafikteki son durum. Hava durumunun ayrıntılarına bakalım. İstanbul'da rüzgar düne göre daha ılık esiyor. Hava az bulutlu, hissedilen sıcaklık 27 derece. Ankara ise güneşli, rüzgar kuzeyden esiyor. Sıcaklık biraz düşerek 25 dereceye indi. İzmir ise gündüz güneşli, akşama doğru hava bulutlanacak. Sıcaklık gölgede 29 dereceye çıkıyor. Yarın ise haftanın en bunaltıcı günü olacak. NTV Meteoroloji Editörü, Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Abur. Hoş bulduk, günaydın. Merhabalar. Sıcak günaydın. Bir haftaya başladık. Nasıl günler bizi bekliyor? Hemen başlayalım isterseniz. Evet, bugün rüzgarlar biraz daha zayıfladı. Özellikle Ege'de ve Akdeniz'de güneye dönecek öğle saatlerinde ve sıcaklıkları biraz yükseltmeye başlayacak. Ege'de ve Akdeniz'de bugün sıcaklıklar yükseliyor. Yarın biraz daha yükselecek. İstanbul'da bir hayli yükselebilir fakat yarın öğle saatlerinde itibaren Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz var. Ama yarın İstanbullular da bugüne göre daha sıcak bir gün yaşayacaklar. Son derece değişken bir hafta bu hafta. Sıcaklıklar bir inecek çıkacak ama yine de mevsim ortalamaları üzerinde olacak. Doğuda ise yağışlar devam ediyor. Evet, uydu görüntüsüne baktım. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Güne başlarken devam ediyor. Haber turumuz var ilk sırada. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmi Demirel dün gece vefat. Özetlerini aktardık. Şimdi ayrıntılara geçelim. Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmi Demirel dün gece tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Eşinin vefat haberini alan 65 yıllık hayat arkadaşı Süleyman Demirel de gece hastanedeydi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in evinin bulunduğu Güneş Sokağı'na döneceğiz. Karşımızda Ercan Gürses var. Ercan, Süleyman Demirel gece geç saatlere kadar hastanedeydi, hastaneden ayrıldı geç saate ve evine döndü. Şu anda orada neler oluyor? Bugün bütün gözler orada olacak. Taziye ziyaretine gelenler oldu mu? Seni dinleyelim. Burcu, şu saniyeye kadar, daha doğrusu akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Muammer Güler taziye ziyaretine gelmişti. Meclis Başkanı Cemil Çiçek bir taziye mesajı yayınlamıştı ama bugün liderlerin Ankara'da olduğu da hesaba katıldığında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Başbakan Erdoğan'ın, CHP, MHP, BDP liderlerinin, diğer liderlerin, tabii ki Başbakan'ın eski Cumhurbaşkanlığı döneminde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eski çalışma arkadaşları, o dönemin bakanları, yine beraber politika yaptığı isimlerin önemli bölümünün bugün Güneş Sokağı, buraya taziye ziyaretine gelebileceklerini tahmin etmek zor olmasa gerek. Cenaze Perşembe günü Isparta'da toprağa verilecek. Tabii o Perşembe gününe kadar burada olacak gözler, taziye ziyaretleri söz konusu olacak. Tabii Güneş Sokak tarihe bir anlamda tanıklık etmiş bir yer. 65 yıllık beraberlikleri vardı Demirel çiftinin ve o 65 yıl içerisinde Güneş Sokak'ın çok önemli bir yeri var. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından burada Güneş Sokak'tan alınan Demirel çifti zorunlu ikametlerinin olduğu bölüme getirilmişlerdi. Daha sonra Güneş Sokak'a tekrar dönmüşlerdi. Güneş Sokak'tan siyasi yasağının kalkacağı süreye kadar Demirel'in politik mücadelesi burada devam etti. Nazmiye Demirel sürekli yanında oldu. Yine Güneş Sokak'tan Cumhurbaşkanı olduğu zaman Çankaya Köşkü'ne çıktığını, Çankaya Köşkü'nden 16 Mayıs 2000 tarihinde yine buraya Güneş Sokağı eşi Nazmiye Demirel'le birlikte döndüğünü hatırlatmak lazım. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Güneş Sokak'ta uzun yıllar geçirdi. Nazmiye Demirel hep yanındaydı. 2005 yılında Alzheimer hastalığına yakalandığı açıklandı. Ardından son 3 yıl içerisinde Başkent Hastanesi'nde tedavi süreci devam etti Nazmiye Demirel'in. Ve bu vefatının ardından da cenazesine kadar yine gözler geçmişte olduğu gibi Güneş Sokak'ta olacak. Güneş Sokak bugün ziyaretçilerini bekleyecek Burcu. Ercan,
Ercan Gürses Güneş Sokak'tan aktardı. Sayın seyirciler, Nazmiye Demirel Türk siyasi tarihinin öne çıkan ilk First Lady'lerinden biri oldu. Süleyman Demirel ile 12 Mart 1948'de evlenen Nazmiye Demirel eşini iyi günde kötü günde hiç yalnız bırakmadı. Süleyman Demirel 12 Eylül 1980 sabahı Hamza Koy'a sürgüne gönderilirken de 1993'te köşke çıkarken de Nazmiye Demirel hep yanındaydı. İşte Nazmiye Demirel'in hayatından satır başları. Gündemin ayrıntılarına kaldığımız yerden devam edeceğiz ama evden çıkmak üzere olan izleyicilerimiz için İstanbul, Ankara ve İzmir'deki trafik durumuna bakacağız. İstanbul'a başlayalım. Köprü geçişleriyle haritamızı hemen detaylandıralım. İlk olarak köprü geçişlerinde Kozyatağı, Maslak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi geldi. Trafikteki son durumu aktardık ve gündemin ayrıntılarına dönelim. Türk-Alman İş Konseyi ile Alman Sanayiciler Konfederasyonu Berlin'de bir araya geldi. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Doğuş Otomotiv Genel Müdürü Ali Bilaloğlu'nun da aralarında olduğu Türk iş adamları Alman sanayicilerle iş fırsatlarını masaya yatırdı. Gündemin ayrıntılarına kaldığımız yerden devam edeceğiz ama kısacık bir reklam aramız var.